Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün size Adobe Photoshop 2023 sürümünün temel kısa yol ayarlarından bahsedeceğim. Kısa yol ayarlarını oluştururken nelere dikkat etmemiz gerektiğini detaylı olarak anlatacağım. Hadi çok fazla beklemeden başlayalım. Her programda olduğu gibi Adobe Photoshop'ta da kendi kısa yolları var. Çoğu zaten size tarif ediyor. Mesela şöyle yapacak olursak şurada bizim rectangle'larımız var. Yani şuraya seçmek istiyorsanız gördüğünüz gibi şurada bizim kısa yolumuz M tuşu altından geçiyor. Lasso tool kısa yolla L tuşu olduğunu söylüyor. Bunlar araçlarımızda kısa yol tuşu. Şimdi bu araçları kısa yol tuşlarının tamamını biliyoruz. Bunları gösteriyor. Diğerlerini nerede bulabilirsek bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki Adobe Photoshop'un kendi sitesinde bulabilirsiniz. Burada programın içinde kendisi zaten gösteriyor. Zaten hatta buradaki menüde yazıyor. Neyi nasıl olacağını buradan bakabilirsiniz. Bizim için kısa yol listesini görmek istiyor. Ben şöyle bakabilirsiniz. Burada birçok yoldan bahsediyor. Hatta kendi kısa yolunuzu dahi oluşturabilirsiniz. Ama şu detayı kaçırmayın. Oluşturduğunuz kısa yol tuşu büyük ihtimalle başka bir kısa yolla çakışacağı için hata alabilirsiniz. O yüzden çok karmaşık kısa yol oluşturmanız gerekiyor. Bu yüzden çok tavsiye etmem. Örnek verecek olursak şurada bizim file menüsü için dosya menüsü içinde şurada kısa yollarımız zaten bahsediyor. Şunlar için kısa yol listesinde bulabilirsiniz. Mesela yeni dosya oluşturmak için Ctrl N tuşuna basmanız gerekiyor. Ctrl O tuşu yeni dosya açıyor. Yani kısa yolu oluşturuyor. Burada tarayıcının üzerinde açmayı gösteriyor. Bunları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Kaydetme tuşunu falan gösteriyor. Burada export bir şey yok zaten. Burada bir şey yok. Bunlar tek tek file menüsünde bütün kısa yolları bu şekilde inceleyebilirsiniz. Bunun dışında daha neler var? Şöyle kapatacak olursak altında edit var. Edit menüsünün yani şurada menüde hepsi kısa yollardan bahsediyor. Burada daha birçok kısa yolumuz mevcut. Mesela burada kesme, kopyalama, yapıştırma birçok benzeri ayarlar mesela burada tek tek gösteriyor arkadaşlar. Buraya tıklayarak kendi kısa yolunuzu da şuraya altı shortcut yazıyor. Bunu da ekleyebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi daha bunu eklediğiniz zaman büyük ihtimalle Adobe Photoshop'un kendi içinde ayırdığı kısa yollarla çakışacak. Yani mesela şöyle Ctrl'la X yaptığınız zaman da gördüğünüz gibi aşağıda direktmen açıklaması yazıyor. Ctrl X zaten kullanılıyor diyor. Bunu kaldırmanız gerekiyor diyor. Edit menüsünden bunu silip yeniden eklemek gerekiyor diyor. Zaten kesme için kullandığınızı ve benzeri söylüyor. Yani bu tuşu kesme tuşuna ayrıldığını söylüyor. Ona başka bir şey tanıtmanız gerekiyor. O yüzden vazgeç diyorsunuz ve şuna gidecek olursak. Bu şekilde yani yeniden kısa yol tuşunu ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi sizin ekledikleriniz büyük ihtimalle Adobe Photoshop'un içinde zaten ayrılmış olacak. Bunu yaptığınızda sizin böyle bir uyarıyla karşılaşacaksınız. Bunu yani düzeltmeniz gerekiyor. Kısa yol tuşlarını bu şekilde eski kısa yol tuşlarını kullanmak istediğiniz zaman bunu değiştirmek için programı açıp kapatmanız gerekiyor. Bunu şimdilik buna gerçekten arkadaşlar şimdiki aslında çok da fazla ihtiyacımız yok. Bunları kullanıp daha güncel olan, çünkü bu işin profesyonel yapmak istiyorsanız bir şekilde arkadaşlar aynı ölçekte yola kesinlikle devam etmeniz gerekiyor. Kullanma mantığını bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Ama çok fazla detaylı bilgi isterseniz Google, Adobe, Photoshop kısa yol tuşları yazarsanız yani direktmen zaten sizi Google, Adobe, Photoshop'un kendi sitesine götürüyor. Burada Türkçe versiyonu da var zaten dil segmentinden ayarlarsınız. Burada bütün kısa yollardan bahsediyor. Mac için var mesela, Windows için kullanabileceğiniz kısa yollar, niçin yapacağınız, nasıl yapacağınız için çok fazla detayı burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi arkadaşlar profesyonel devam etmek istiyorsanız kesinlikle kendi kısa yolunuzu oluşturmayın arkadaşlar. Orijinal versiyonunda kalsın arkadaşlar. Bir günlük de arkadaşlar bu kadar arkadaşlar.